Efendim, Ulusal Kanal'dan iyi akşamlar. Gündem ekonomiyle karşınızdayız. Bu hafta parayı konuşacağız. Daha evvel ağırlamıştık kendisini, Doktor Artur Çetin'i. Frankfurt'ta bir zirve olmuştu. Daha sonra Stockholm'da bir zirve yaptılar. Birlik olarak, uluslararası para hareketi olarak. Onları konuşacağız. Neler değişti, ne etkileri oldu? Ülkeleri nasıl bu parasal sistemin, finansal mimarinin değiştirmesi yönünde baskılar yapıyorlar? Neyi amaçlıyorlar? Toplumu nasıl uyandırmayı hedefliyorlar? Onları konuşacağız. Evren Devrim Zerbet bu hafta yok. Kendisinin bir toplantısı var. Haftaya tekrar bizimle olacak. Bu bilgilendirmeyi yaptıktan sonra hemen konuma dönüyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi ağırlamak güzel oluyor burada. Biz de bilgileniyoruz. Hatta böyle bir zaten şu mevcut kapitalist ve emperyalist finansal mimariye karşı olduğumuz için farklı bir çözüm sunulması, alternatif bir yol getirilmesi aslında dikkatimizi çekmiyor değil. Ben aslında orada şöyle söylüyorum hep. Hiçbir zaman hiçbir şey perfekt değil. Yani her Efendim? Şey her zaman eksiklerle dolu. Evet. Çünkü insanoğlu gelişiyor. İnsanoğlunun ihtiyaçları değişiyor. İhtiyaçlar değiştikçe de gerek bilim adamları, gerek toplum o ihtiyaçlara cevap vermek zorunda. Siyaset de buna cevap vermek zorunda. Ekonomi de. Para da aynı şekilde. Paranın da kullanım şekli, paranın da yaşamımız içindeki pozisyonu değişiyor. Tamam. Değiştikçe biz de buna gerek siyasi arenada, gerek ekonomide adapte olmalıyız. Yani iş aslında sadece bundan ibaret. Onun için bu değişime alternatif sunmak bizim görevimiz bilim adamı olarak. Bu alternatifi de tartışıp en iyisini de biz yaptık demek yani yine yanlış. Belki bizim yaptığımız alternatifin üstünde biri de bir şey daha koyar, iki şey daha koyar, daha da çok geliştirir. Sonuçta insanoğluna fayda, insana fayda, topluma fayda. Ana çıkış noktamız bu. Şimdi Bitcoin meseleleri çıktığı zaman Artur Bey, birkaç eğitim aldık bu konuyla ilgili böyle çeşitli finans kuruluşlarından. Gittiğimiz böyle konferanslarda, sempozyumlarda falan, işte ilk paranın nasıl ortaya çıktı, nereden geldi falan. Böyle bir şimdi ismini hatırlamıyorum devletin ama kocaman kocaman kayalar böyle artık kayıklarla taşınan, gemilerle evet. taşınan kayalar mesela para yerine kullanılmış. Şimdi artık geldik, sonra ufak sikkeler haline geliyor, sonra kağıt para oldu. Şimdi kaydı para diyoruz mesela, evet. Bitcoin diyoruz, artık elektronik paraya döndü iş. Hatta alışveriş yapıyoruz. Yaptığımız alışveriş kartımızda bir her şey farklı bir şey söylüyor. Atıyorum Recep para diyor, Artu para diyor, Çetin çok para doğru, diyor. Demet Hanım içeride Demet para diyor mesela. Bir şeyler birikiyor içeride. Onu da kullanabiliyoruz. Onu para olarak kullanabiliyoruz. Çok çeşitlenmedi mi zaten? Kesinlikle. Para zaten, para olmaktan çıktı. Zaten bakın şu anda belki de en doğru başlangıç şu olacak. Paranın formlarını bir ilk önce iyi algılayalım. Yani paranın formları bugün baktığımız zaman tanıdığımız para dediğimiz şey aslına bakarsanız bir, madeni para, iki, banknot, üç, elektronik para, dört, kripto para. Kripto para aslına bakarsanız daha yeni yeni Bitcoin vesilesiyle herkesin blockchain teknolojisi üzerine kurulu bir yapının yeni yeni insanlar tarafından kabul görmesiyle başlayan bir akım. Bugüne kadar böyle bir olay, böyle bir nesne yoktu. Bugüne kadar hep madeni paramızı bilirdik, banknotu bilirdik. Hatta elektronik para dediğimiz zaman bile bir terminoloji kargaşası yaşanıyor. Neden? O ne? Nasıl yani? Elektronik nasıl oluyor da para oluyor? Yani bugün bankalardaki para evet elektronik ortamda ama onun arkasında birebir nakit para var Doğru. değil mi diye konuşuyor Bakalım. Herkes. Halbuki öyle değil. İşte o yüzden de bu formu iyi anlamak lazım. Elektronik para arkasında birebir nakit para olan para değil. Demin dediğiniz gibi. O yüzden bu bayramlarda hani emisyon artılınca herkes para basılıyor, para basılıyor diye ayağa kalkıyor. Halbuki değil halbuki. Evet. Zaten sadece kaydede olan parayı oraya bank şeyi yüklüyorlar. ATM'lere yüklüyorlar. Yani bu aslında şöyle ifade etmek yanlış olmaz. Bugün hesaplarımızda olan, elektronik banka hesaplarımızda olan para aslına bakarsanız kredi vermek suretiyle sokakta şubelerini gördüğünüz ticari bankaların kendi başlarına Enter tuşuna basarak ürettikleri bir nevi karşılıksız paradır. Bu gerçek mi? Evet bu gerçek. Ve bugün bu paranın toplam para hacmindeki oranı dünya genelinde %90-95'lere gelmiştir. Bakın dikkat edin. %5 olan yani küçük olan oran madeni ve banknot paradır. Yani ülkelerin merkez bankalarının ürettiği paradır. Evet. Şimdi buradan ben hep şunu söylerim. Bir şirket düşünün. Şirketin hisse payının %5'i sizde. Hı hı.
Ne kadar söz sahibi olursunuz o şirkette? %5 oluruz tabii ki. Yani söz sahibi olmazsınız. Kararlarda etkin olur musunuz? %51 olmamız gerekir. Kararlarda etkin de olamazsınız. Olamayız. Dolayısıyla bugünkü para sistemiyle alakalı. Orada çıkıp konuşan arıza çıkartan biri gibi görünürüz sadece. Yani %90'a hakim olan bugün tamam. Kimse para sisteminde, para sisteminde bugün söz sahibi odur. O yüzden zaten Avrupa krize girdiği zaman İtalya'da gitti, bir banker kişi başbakan yapıldı. Diğer ülkelere bankerler, iktidar bankerlere diye o zaman bir yazı yazmıştım ben de. Yani parayı kim yönetiyorsa iktidar da onları ele geçirmiş oluyor. Doğru. Bakın 1700-1800'lerden ben size örnek vereyim. Tarih tekerrürden ibaret. Çünkü ne yazık ki tarihten öğrenemiyoruz. Tarihten öğrensek tarih tekerrür etmez. Etmez. Şimdi 1700-1800'lerde o zamanlar sikkeler var. Demin sizin bahsettiğiniz gibi. Fakat Milano ile Roma'daki ticaret adamı birbiriyle ticaret yaparken o sikkeleri taşımak zorunda kalıyor. Sıkıntı ne? Tabii. Çalınma riski vesaire vesaire. Ticaret zor. Bunu kolaylaştırmanın bir yolunu buldu bankerler, bankalar, kuyumcular üzerinden kuyumcu bankaları. Gel bize ver, biz bunu saklayalım altınlarını. Hı-hı. Karşılığında sana bir banka notu verelim, bir kağıt verelim. Doğru. Bu banka notu para. Karşılığında işte hazinede, depomda, kasamda verdiğin 100 sikke yatıyor. Tabii. Okey. Aldı bu kağıdı, götürdü. Ticarette kullandı. Bakın nasıl kolaylaştı bir anda. Bir anda ticaret de arttı. Ticaret hacmi de arttı. Çünkü işlem kolaylaştı. Çok güzel bir olaydı. Fakat daha sonra ne oldu? Kimse altınlarını sorgulamamaya başlayınca o banka ne yaptı? Ona kredi talepleri geldiğinde onun parasını ona verdi. Baktı altını kimse sormuyor. Doğru. Yeni bir, bu sefer boş bir kağıdı aldı, yazdı. Dedi ki yine 100 birim para icat etti. Onu yani yarattı bir anda para birimi para yarattı. Para hacmini genişletti. Karşılığında altın varmış gibi kredi verdi o tabii. Parayla. Halbuki yani bugün de, benim param orada duruyor. Ben ona zaten işlem yapıyorum. Ama ekstradan benim paramı başkasına verip bir işlem daha yapmış oluyor ve işte vermiş ekstradan gibi yapıyor ekstradan. Dolayısıyla para hacmini kendi başına genişletiyor. Karşılıksız genişletiyor. Bu o kadar genişledi ki o gün para hacminin %90'ı aynı bugünkü gibi o şekilde karşılıksız üreten banknotları oldu. Devletler bunun önüne bir önlem getirmek zorunda kaldılar. Ne yaptılar? Bu iş böyle olmayacak dediler. İsveç'ten başlayan bir hareket, merkez bankaları kuruldu. Ve para basma yetkisi, paranın formundan bağımsız olarak her ne şekilde olursa olsun ülkelerin merkez bankalarına devredildi. Ticari bankalar artık banknot veya yani paranın herhangi bir şeklini üretemez hale geldiler. Yani. Sonra ne oldu? Nihai fonlayıcı merkez bankaları oldu o zaman. Evet, olması gereken oldu. Hı hı. Sonra ne oldu ama? İşi yine sulandırdık. İlk önce çek diye bir şey ürettik. Bu sefer bakın kağıt paraya gerek kalmadı. Yani efendim nedir? Bir torba, bir çanta dolusu kağıt para taşıyacağıma bir sayfa çek taşıdım. Onunla ödememi yaptım. Aynı mantık değil mi demin altındaki? Tabii. Tamam, aynen. Arkasından çek de... Hacim arttıkça şey değişiyor, form değiştiriyor. Nakit paraya yine ihtiyaç duyulmamaya başladı. Bu sefer teknoloji gelişti, kredi kartları çıktı. Teknoloji biraz daha gelişti, elektronik sistemler çıktı. Elektronik para, işte bugün hesaplarımızda vadeli vadesiz mevduatlarda yatan para aslında bir şekilde kredi vermek suretiyle üretilmiş olan, karşılığı olmayan ticari bankaların kendi paraları, yani satın alma kuponları gibi bir şey, ya alışveriş kuponu gibi bir şey. Bir şey vardı geçen yıldır, tam da bu Ağustos ayında finansal kriz patlayınca, Türkiye'de kurlar mırlar. Herkes böyle işte birileri yurt dışına para kaçırıyor, şu adamlar para kaçırıyor falan. Şimdi birisi yazmış 200 milyar dolar mı, 20 milyar dolar mı ne kaçırdı falan diye bir gazeteci arkadaşımız. Rüyamda gördüm falan gibi böyle bir 20 milyar doları hangi uçağa sığdıracaksın dedim yani. Nasıl bir uçak gerekiyor, birkaç tane uçak kalkması lazım. Doğru. Devletin görmemesi imkansız zaten. O ülkeye başka parayı, ülkeye zaten sokamazsın o parayı hava. Havada düşse gitti bütün paralar. Dolayısıyla öyle gitmiyor. Bankacılık sistemi üzerinden bir tuşla gidiyor. Evet, hal böyle olunca da işte bugünkü sistemde aynı o dönemdeki gibi o gün nasıl karşılıksız banka notları çıkarılmış, bugün de karşılıksız elektronik para basılarak kredi veriliyor. Evet. Ve para hacmi genişliyor. Para hacmi genişledikçe enflasyon artıyor. Enflasyon arttıkça da ne oluyor? Gerçekten para kazanmış olan insanların alım gücü azalıyor. Dolayısıyla ciddi bir varlık transferinden bahsediyoruz burada. Çok ciddi bir varlık. O yüzden zaten %1-%99 haline gelip orta sınıf eridi değil mi? Evet. O yüzden İsveç bu işin
bir önderi oldu. Hı hı. Ve biz dedi Merkez Bankası olarak madem halk alışkanlıklarını değiştiriyor, artık banknot kullanmaz hale geldi, madeni para kullanmaz hale geldi, ben o zaman halka adapte olayım dedi ve Central Bank Digital Currency, yani Merkez Bankası'nın dijital parasını oluşturayım dedi. Şimdi tekrar formlara geri dönersek, bunu yaklaşık 2 yıldır tartışmasını yapıyor. Kendi içinde bir çalışma grubu kurdu ve o çalışma grubunun yöneticilerinden biri bizim Stockholm'de yaptığımız Uluslararası Para Zirvesi'nde misafirimizdi. Katıldı. Biz derken şimdi bir parantez açıp sizi anlatsanız. Biz sadece 30 ülkede para hareketini. 30 ülkede aktif bir para reform hareketiyiz. Hı. International Movement for Monetary Reform. Bu ne demek? Paranın yapısının, paranın kurgusunun, yani tedavüle sürülüşü ve üretilişinin tekrar kamu malı olduğu için para, tabii, devletin uktesine geçmesi lazım diyen ve bunu devletlerin yönetmesi lazım. Ticari bankalar da buna, yani piyasaya sürülmüş olan paraya aracılık eden bankacılık kurumları olarak, yeni para üretmeyen, para piyasaya sürmeyen, olan parayı aracılığına soyunmuş, bu aracılık hizmetini yapan kurumlar olmasını arzu eden 30 ülkede aktif bir sivil toplum hareketiyiz. Ve bu sivil toplum hareketi artık çok ciddi noktalarda dinlenir hale geldi. Hı hı. Evet, demin dediğiniz gibi Stockholm'de bir zirve yaptık. Öncesi Frankfurt'ta yaptık. Artık Lehman kriziyle beraber, 2008 kriziyle beraber halk da uyandı, vatandaş da uyandı. Burada bir şeyler, bu ters elma gidiyor, çürük diyor. Yani burada bir işler ters gidiyor. Ama ne ters gidiyor? Bunu sorgulamaya başladı. Bilim adamları bunu sorgulamaya başladı. Biz Türkiye'de ne yazık ki bu olayı o şekilde sorgulayamıyoruz. Yani biraz daha gerisindeyiz bu tartışmaların. Biz birazcık bu işin sansasyonel yanına veya tabiri caizse paparazzi yanına, işte işin arkasındaki üst akıllar nedir ne değildir, bunlara kaymayı tercih ediyoruz. Halbuki olayın bilimsel bir yanı var. Sistem çökmüş halbuki, bir şey hale gelmiş artık. Sistem vurguncu hale gelmiş. Evet, işte bunun ama teknik olarak, bilimsel olarak nasıl düzeltebiliriz? Tabii. Biz buna kafa yoruyoruz. Biz bunu yapıyoruz. Şu anda mesela Stiglitz'le geçen bir yazı yazdı. İşte kapitalizmi değiştirmeliyiz. Modeli değiştirirsek tekrar düzeltebiliriz diye. Onun üzerine kafa yormaya başladı. Nobel ödüllü ekonomist mesela. İşte gördüğünüz yani bu gibi. Bu sistem dedi, bir sıkıntı var dedi. Sistemi de kaldırıp değiştirilemeyeceğini görüyor. Çünkü sosyalistler sistemin değiştirilmesini istiyor tamamen. Ama orada da bu şey, sizin önerdiğiniz sistemi getirmek gerekecek. Yani para kamunun tek eline girmesi gerekecek zaten. Başka türlü olmaz. Zaten para üretmek tarih boyunca devletlerin muktesinde olmuş bir imtiyazdır. Bu imtiyazı devlet olarak her ne şekilde olursa olsun korumanız gerek. Çünkü ben size basit bir örnek vereyim. Bir ülkede GSM hatları, evet, cep telefon hatları değil mi? Gelip siz bugün Mısır'a gittiğiniz varsayalım. Türkiye'deki bir şirket Mısır'a gitti. Ben şimdi kendi bazı istasyonlarımı kurup işlem yapıyorum diyebiliyor mu? Yok, izin almak. Ne yapıyor? İhale açıyor Mısır devleti. İhalede kim 20 yıllık kullanıma en yüksek bedeli verirse, yani havayı, dalgaların kullanımını sağlayacak havanın, Mısır üzerindeki havanın kullanımına en yüksek parayı verirse, ona bu kullanım hakkını veriyor 20 yıllığına. Ben geçen Münih'teydim. Orada bir bizim Türk %100 Türk sermayeli bir toplu taşıma üreticisi, otobüs çözümleri sunan, işte araçlar üreten bir firma. Diyor ki Avrupa'ya girdik ama diyor mesela, yani buraya girerken diyor, ben 45 klasör diyor, regülasyon var diyor. Düzenleme var. Bir otobüs satacaksın, bir minibüs diyor, bir sürü şey var diyor. Onların hepsini karşılamak zorundasın, ancak öyle mal satabilirsin. Öyle getirdim malımı yani satacağım yok. Yani bu işin kuralı var. Sizin dediğiniz gibi aynı para şekilde. Üretiminin de bir kuralı var. Dolayısıyla para da kamu malı. Halkın, vatandaşındır para. Dolayısıyla ben kamu malımı, demin ne söyledim? Bugün %90'ını ticari bankalar tarafından üretilir hale getirmişim. Getirmişiz. Ve kredi vermek suretiyle piyasaya sürüyorum. Para hacmini de genişletiyorum. %10 bastığım paranın da alım gücünü azalttırıyorum onlara. Yani bu sistem bir, açık söylemek gerekirse, hata içeriyor. Hı hı. İşte bu noktada nasıl GSM hatlarını kullandırırken belli bir kazanç elde etmesi lazım devletin.
para üretiminden de devletin kazanç elde etmesi lazım. Bunun adı senyoraj. Senyoraj hakkı. Beylik hakkı eski Türkçeden gelme. Bu nasıl bir şeydir? Bir birim para, bir liranın örneğin üretimi, bir banknot çıkarıyorsunuz. 10 lira, 1 lira neyse. Bunun örnek veriyorum bir birim maliyeti var. Alım gücü üstünde yazan nominal değer 200. 200 ile 1 arasındaki fark 199. Alım gücü oluşturuyor. Bu 199 senyoraj geliridir. Bilmiyorum. Devletin kasasına girer. Peki bugün parayı kim üretiyor? Ticari bankalar %90'ını. Bu senyoraj geliri kimin cebine geliyor? Bilmiyorum. Faiz alarak, tabii. Faiz almak suretiyle ticari bankaların cebine giriyor. Halbuki o vatandaşın hakkı. Devletin hakkı. Ona geri dönmesi lazım. Aynen. Dolayısıyla bir şeyler eskiden yanlış bulunmamış. Bizler hep onları ne yazık ki sulandırmışız. Sulandırmışız. O yüzden işte biz bağımsız ve milli para hareketi olarak diyoruz ki tekrar bu sulandırmadan arındıralım. Aşırı sulu limonata içilmez hale geldi. Tadı bozuldu. Tekrar eski tadına limonatayı döndürelim. Ve tekrar kamu malından devlet ve millet faydalansın. Biz bunun hesabını yaptık Recep Bey. Ben kitabımda da bunu yazdım. 2012-2013 datalarıyla. Evet. Bağımsız ve milli para Nomisma adlı kitap. Orada da 2012-2013 datalarıyla bunun hesabını yaptık. Uluslararası para hareketi olarak beraber çalıştığımız eski İspanya Merkez Bankası Başkanı, IMF'de çalışmış eski üst düzey yöneticiler, bugün Bank of England'da yani İngiltere Merkez Bankası'nda çalışan üst düzey yöneticiler, İsveç Merkez Bankası'nda çalışan kişiler, Almanya'da birçok bankada aktif, yani çok üst düzey hem profesyoneller hem de bilim adamları. Kitabımda bunların da kim olduğuna dair yani bu işin arkasındaki know-how'un, yapının, alt kurgunun kimler tarafından oluşturulduğunu. Vatandaş. Türkiye'de sizin dışınızda niye mesela Merkez Bankası'dan ben mesela yetkililerin bu işe ilgi duymasını, siz de mesela bu hareketin içine katılıp veya orada gözlemci olarak gelip ne oluyor, ne konuşuluyor, ne yapılmalı diye takip etmesini beklerim mesela. Zaten, veya sizi çağırıp briefing almalarını falan. Zaten beklentimiz o. Yani bakın bugün para Türkiye'nin artık... Türkiye'nin çünkü bunu yakalaması lazım. Hep trendlere kaçırıyoruz. Kesinlikle. Zaten derdimiz o Recep Bey. Yani biz bu işi bizim kendimiz para kazanalım diye yapmıyoruz. Olun, çok teşekkür ederim. Bu arada beni ilk konuk eden sizdiniz ve devamını da getiriyorsunuz. Çünkü bu iş hakikaten insanın cebinden para harcayıp yapacağı bir iş. Kesinlikle öyle. Vakit harcayacağı bir iş aynı zamanda. Evet, kesinlikle öyle. Fakat bunu şöyle bir şey var. Hepimiz topluma belli bir vefa borcumuz var. Bizi bugüne kadar getiren şey toplum. Tabii. İnsanlar. Biz buna borcumuzu ödüyoruz. Ve toplum çöküyor artık bu sistem yüzünden. Evet. İşte o yüzden de bunu sağlam temeller üzerine oturtmamız lazım. Ve ben hasbelkader 30 ülkedeki arkadaşım kendi ülkelerinde yapıyorlar. Ben de Türkiye'de bu hareketi yapıyorum ve beklentimiz o. Bir gün siyasi otorite olsun, efendim Merkez Bankası otoritesi olsun fark etmez. Derdimiz, ben yanlış şeyler de söylüyor olabilirim. Ki söylemiyoruz. Tartışılır. Tabii, tartışmaya açalım. Bizler gibi bu konuyu bilenler bu konuyu anlatsınlar. Hatta bu sistemi savunan bankacılar gelsin bir sempozyum düzenlesin değil mi? Yapalım hep beraber bunu mesela. Bunun bir gerçekten diyalog ortamını yaratalım. Niye? Bakın Avrupa, Batı 10 yıldır bu krizden beri, 2008 krizinden beri bunun ortamını yarattı. Ve Bitcoin'le beraber kripto para ve buna bağlı olarak bakın Merkez Bankası dijital paraları, Stockholm'un tabii ana teması buydu. Merkez bankaları nasıl dijital para üretmeli? Doğru. Kripto para şeklinde mi? Farklı formlar şeklinde mi? Merkez bankalarında halk hesap açmalı mı, açmamalı mı? Çünkü bankalarda yatan paralarımız buharlaşıyor. Nasıl buharlaşıyor? Banka battığı zaman buhar oluyor. Tabii. Niye? Karşılıksız. Yok. Dolayısıyla benim emeğim var. 50 yıllık birikimim var. Bu nasıl oluyor da buhar oluyor, uçuyor, banka uçuyor diye. Bunların önüne geçiyor bu sistem. Bu sistem mevduatlar sistemini, ödemeler sistemini, bankacılık sistemin bilançosunun dışına çıkaran bir sistem. Ve bu şekilde bankalar batsa dahi birikimleriniz batmayacak. Doğru. İşte ben bunu yazdım. Bunun nasıl olacağını yazdım ve teknik olarak. Ve bu değişimin, size şöyle söyleyeyim, ne kadar basit olduğunu kitabı okuduktan sonra görünce o kadar güzel geri dönüşler alıyorum ki. İnanılmaz ya. Gerçekten bugünkü çok sistemi... Aslında sisteme dönmek basit ama işte oradaki o çıkar gruplarını
Nasıl ikna edeceğiz? Ya şöyle söyleyeyim. Kimse o çıkarından bir tarafa, tabii vazgeçmez kolay kolay. En büyük çıkar milletin çıkarı. Orada devletin demesi lazım ki kardeşim milletin çıkarı zaten her şeyin önündedir. Sizin nomisma ne demek biliyor musunuz? Nomos kanun demek. Kanun. Demek. Nomisma ise gücünü kanundan alan demek. Aristo bu yüzden paraya nomisma demiş. Nomisma yani demek. Gücünü kanundan alan. Yani kanun yapıcı bugün devlet para sistemindeki bu çürüklüğe asıl çıkar grubu olan halkın tabiri caizse çıkarına yönelik nasıl bir yapılandırma yapmam gerek diye tabii. sorguladığı anda zaten bu noktaya gelecek. Ama işte biz 2008 öncesinde neredeydik? Yani küreselleşme, ulus devletler yok olmalı, dünya devleti kurulmalı. Dolayısıyla devletlerin fiili ihtiyaç yok, paralarına da ihtiyaç yok değil mi? Böyle bir yapıdan buraya getirdik. İktidar bankerleri dediğim dönem o. Ama şimdi ne oldu 2008 finansal kriziyle? Sizin belirttiğiniz gibi. Uyanış hatta oldu. Şey sizin bir Stockholm'la ilgili o Demet Hanım sağ olsun bir bilgilendirme notu geçti. Biz de gazetede yer verdik. Son 50 yıldır değil mi bu finansal mı? 1970'ten bu yana 70'ten kaç kriz? 425 tane kriz 425 oldu. 425 kriz ufaklı. 2008 krizi de dahil buna. Devlet krizleri. Bunların arkasındaki temel sebep neydi biliyor musunuz? Karşılıksız para basılması. Hı-hı. Niye? Para hacmi genişliyor. Bakın para hacmi genişledikçe ne oluyor? Para spekülatif hale geliyor. Balonlara sebebiyet tabii. veriyor. Bu spekülatif balonlar ne oluyor? Türkiye'de spekülatif manipülatif atak oluyor mesela işte TL, değil mi? Ve adam, dolayısıyla parayı ne yapacak adam yani? Para varlık dolu. Fiyatları şişiyor, tabii. patlıyor, iniyor. Tabii. Bir gün adı bono krizi oluyor bu krizin. Tabii, bir gün yarın emlak oluyor. Krizi tabii. oluyor. Ertesi gün tahvil krizi, ertesi gün hisse senedi krizi. Tabii. Kriz de kriz ama ana sebebi ne? Şişen para sistemi. Balonlaşan para sistemi. Dolayısıyla bu şişen para sisteminin önüne geçilmesi lazım. Buna da en iyi örneği ben size şurada vereyim. Kitapta da yaklaşık 150 yıllık geçmişi para sisteminde parasal hacim olarak Amerika, İsviçre, Almanya, İngiltere merkez bankaları üzerinden inceledim. Büyük rezerv evet. Bu paraların o ülkelerin paralarının büyük balon, büyük krizler veya tabiri caizse iniş çıkışları bugünkü kadar ölümcül olmayacak şekilde ufak krizlerin olduğu dönemlerin hangi dönemler olduğuna baktım. Paranın karşılıksız üretilmediği dönemlerdir. Dönemler. Ve 1900... Gene kriz oluyor ama evet, bu kadar dalga boyu büyük düşük yıkıcı oluyor. Olmuyor. Tabii. Dalga boyu düşük oluyor. Ve dalga boyu düşük olduğu zaman yıkım bu kadar olmuyor. Ve bakın tekrar döneyim. Bu sistem bağımsız ve milli para sisteminde düşünün ki mevduatlar batmıyor banka batınca. Ödemeler sistemi batmıyor Batmaz. Banka batınca. O zaman bu ne demek? Seçmen batmıyor demek. Şimdi size soruyorum. Siz hükümet olsanız seçmen bankalar battığı zaman batarsa bugünkü sistem öyle çünkü. Tabii. Ne yaparsınız? Bankaları korursunuz değil mi? Tabii. Bankalar ne derse onu yapmak zorunda evet. kalırsınız. Yani bağımsız olabilir misiniz? Tabii. Olamazsınız. Mümkün değil. Peki biz bağımsız ve milli para sisteminde bilançolardan, bankaların bilançosundan mevduatları, mevduat sistemini ve ödemeler sistemini çıkarıyoruz. Banka batarsa herhangi bir şirket batmış gibi oluyor. Milletin mevduatı batmıyor. Tabii. Peki bu zaman böyle bir olay olursa, böyle bir sistem olursa hükümet bankalardan bağımlı mı, bağımsız mı? Otomatikman bağımsız oluyor. Bağımsız. İşte o yüzden bağımsız diyoruz. Niye milli? Çünkü o zaman para bağımsız değil, biz parayı yönetiriz. Şu parayı para basan sadece Merkez Bankası. Tabii. Sadece Merkez Bankası. O zaman da milli oluyorsunuz. Tabii. Otomatikman Merkez Bankası'nın yönetebildiği bir para sistemine sahip oluyorsunuz. Hatta şu an öyle bir hale geldi ki Türkiye, geçen bir iş adamıyla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Dedim yani Merkez Bankası politikaları işe yaramaması çok normal. Türkiye'de mevduatların %50'si zaten döviz cinsinde. Doğru. Diğer 45'i TL. O da zaten sizin dediniz. Sistem bunu regüle ediyor. Doğru. Finansal merkez. Merkez Bankası ne yapsın? Yapamaz biraz. Bir şey. Bakın faiz çıpasıyla operasyon yapmaya çalışıyor Merkez Bankamız. Bu yine elinizde olmayan, sizin olmayan bir para formu olan dijital para basılmış, kaydi para, elektronik para basılmış. %90 para. Benim kılıcım var değil mi? Kılıcı size vermişim. Siz sallıyorsunuz. Ve yani. Indirekt, böyle bir şey değil mi? Faiz çıpası tamam. üzerinden. Yani bir anda piyasaya müdahil olamıyor. Tabii. Faizin etkisi 3 ay, 6 ay, bazen tabii. 12 ay. Kesinlikle doğru. 12 ayda
köprünün altından çok sular geçiyor. Sizin belirlediğiniz faiz oranının bile daha ihtiyaca cevap vermediğini anlıyorsunuz 12 Hele ay sonra. Hele bugünkü sistemde bu kadar her şey hızlı giderken aslında faizi artırıyorsun veya düşürüyorsun. Onun aksiyonu aslında onun beklentisine göre alınıyor. Evet. Merkez Bankası faiz inecek deyip zaten alınmış oluyor. Bitmiş oluyor yani olay. Evet. Yapana kadar. Öyle bir kesinlikle hale geldik yani. Kesinlikle çok doğru. İşte o yüzden biz diyoruz ki bunu değiştirelim. Bunu nasıl değiştirelim? Tekrar para arzı ekonomik para arzı metotlarıyla faiz çıpası metotlarıyla değil Merkez Bankası'nın eline parasına hükmetme kabiliyetini verelim ve Merkez Bankası yönetsin. Biz şimdi şeyde Merkez Bankacılardan eğitim aldığımız zaman bu sene ondan sonra ayıptır söylemesi bir test falan yaptılar. Ben de orada birinci gelmiştim finans muhabirleri arasında. Şanslıydım herhalde o gün. Güzel de böyle bir şey hediye ettiler. Dedim ki ben herhalde Merkez Bankası'nın kasasındaki altınlardan birini falan verdiniz galiba. Öyle geyik yapmıştık. Espri. Orada böyle anlatılınca falan yani bazı arkadaşlar tabii şey yapamadı. Yani aslında para dediğimiz şey tamamen şu an faiz. Yani faizle parayı yönlendiriyorsun. Para basıp yönlendirmiyorsun. Tespitiniz tamamen bitmiş durumda doğru. Bu. Tespitiniz çok doğru. Eski İspanya Merkez Bankası Başkanı bugün para için şunu diyor. Para bugün faizle üretiliyor diyor. Tabii. Ve faiz çok yüküyle doğru. Piyasaya sürülüyor tamamen diyor. Tamamen öyle. Ve sırtında bir tabiri caizse hammali yükle maliyet almış olarak piyasaya sürüldüğü için para o maliyeti taşımakla yükümlü oluyor. Para finansal bir varlık haline yani financial asset oluyor diyor. Bir değişim aracı değil de. Evet. Başka bir halbuki para faizden bağımsız piyasaya sürülür ve öyle olmalıdır. Faizi piyasa belirler. O da piyasaların kendi içindeki risk yapılarına göre faiz oranını kendi içinde piyasalar belirler. Ama parayla faiz direkt bu şekilde ilişkili olmalıdır. Bakın bunu söyleyen ben değilim. Bunu destekleyen benim. Bunu söyleyen ama en büyük isim eski İspanya Merkez Bankası Tam Başkanı. Tam İspanya demişler, La Casa de Papel diyorum. Diziyi izlemeyen varsa onlar da mesela para basıyorlar Merkez Bankası. Ya diyorlar ki bunu kimseye zarar yok ki. Aynen değil zaten. Ya işin... Hırsızlık değil mi zaten? Zaten sizin bakın yaptığınız o değil mi? Enteresan bir şey. Siz bugün deponuzda para bassanız ve piyasaya para sürseniz, alım gücü sürseniz sizi hapse atarlar. Evet. Ama bütün Avrupa Merkez Bankası, Fed aynısını yaptılar 2008 krizinden sonra. Zaten orada da Albert Einstein'ın çok güzel bir lafı var. Hiçbir kriz diyor veya hiçbir sorun, kriz demeyelim sorun, o soruna sebep olan düşünce şekliyle çözülemez. Recep Bey 2008 krizi gibi 425 krize sebep olan temel problem ne? Düşünce tarzı, para basma. Tabii. Para hazmini şişirme. Karşılıksız para basma yapısı. Düşünce tarzı bu. Siz şimdi 2008'deki bu krize sebep oldu. Bu krize de yine aynı sistemle çözmeye çalışıyorsunuz. Bunun çözülmeyeceği aşikar ve çok net söylüyorum size. Önümüzde bizi çok ciddi bir parasal reform ve parasal sistem krizi bekliyor. Bunun olup olmayacağı tartışma konusu değil. Ne zaman olacağı söz konusu. Şimdi geçenlerde Daran Hocamoğlu en çok atıf yapılan iktisatçılardan bir tanesi dünyada profesör. Bloomberg'ten Ali Çağatay'a konuk oldu. Orada Ali Bey üstadım şey sordu kendisine. Doların hegemonyası bitiyor mu? Bu konuşuluyor dedi. Bana da aynı soruyu sormuştu. Ali Bey sordu mu size? Evet. Ondan sonra hoca da Daran Hoca da daha hani 25-30 yıl sonra bir şey diyeyim ama hani şu önümüzdeki 20 yıl için şunu söyleyebilirim dedi. Bitmez dedi. Çünkü insanlar hala işte kriz olduğu zaman gidip dolar alıyorlar. Ona bir şey yapıyorlar. Ama ben sizin söylediğinize bakınca ki ben de aynı kanıdayım. Bence dolara da güven kalmayacak artık. Sana başka bir yere kaçacak. Zaten bakın Facebook para çıkarıyor Libra. Evet. O konuya soracaktım. Böyle bir çalışma yapıyor. Bitcoin paralar, zaten bir ara çıktı şimdi düştü tekrar paralar, yükseliyor filan. Evet. Yani insanoğlu bir arayışa girdi. Bu çok net. Şu an deneme yanılma dönemindeyiz. O yüzden de... Ben diyor bu ticari bankalara yedirmem bu senyoraj diyor. Aslında bir nevi. Yani ama tabii şimdi kendi ticari kendine. Bankalara yedirmediğimiz senyoraj eğer Facebook parayı basarsa Facebook yiyecek titanlar o senyoraj. Titanlar yiyecek. Titanlar. Efendim, teknoloji titanları. Kriptolar basılırsa kriptoyu basanlar yiyecek. Kim hatta Bitcoin'de senyoraj'ı kim yiyor diyorlar. Ben de diyorum ki elektrik şirketleri. Evet güzel. Neden? Çünkü çok güzel. O paranın basılabilmesi için elektrik üretilmesi lazım. Elektriği
serverların elektriğe ihtiyacı olduğu için de tabiri caizse elektrik şirketleri onun senyorajını yiyordum. Şaka yapıyorum ama aslına bakarsanız bu gerçek. Bence doğru. Bütün çünkü mesela database bakınca işte o veri merkezleri falan acayip enerji tüketiyor. Klimalarından tut da zaten şey yapana kadar belli bir süre tutman gerekiyor. Bence gelecek enerjide enerji kim üretiyorsa, elektrik kim üretiyorsa o iyi şimdi kazanacak. Tabii üstadın söylediklerine itiraz etmeyiz. Çünkü biz bilim adamları olarak zaten şu tartışma seviyesini de yakalamamız lazım. Yanlış yoktur. Doğruya giden farklı yollar vardır. Her yanlıştan bile bir doğru çıkarabiliriz çünkü. Dolayısıyla 20-25 yıl sonra Ali Bey'in bana sorduğu soru da oydu. Hegemonyası acaba doların bitecek mi? Ali abi herhalde dolara mı yatırım yaptı da dolar biter mi bitmez mi diyorsun? Ben mi soracağım kendisine? Ama çok güzel bir soru. Tabii. Fakat şunu söyleyelim. Paralar arkasındaki devletler, arkasındaki askeri güçlerle de ölçülür. Sadece karşılığıyla ölçülmüyor bugünkü parasal sistemde. Arkasında jeopolitik bir şey var yani. Tabii ki. Dolayısıyla hocamızın dediği bu noktada doğru. Belli bir süre alacaktır. Bu bir süreç. Bugünden yarına bu iş değişmez. Fakat artık değişim başladı. Bizim tek umudumuz, bizim zaten benim bu bağımsız ve milli para sistemi ve uluslararası olarak hedefimiz bu. Bu değişimin lütfen hatalardan öğrenerek, yani tarihten tekerrür ettirmeyecek şekilde öğrenmiş olarak bu değişimin toplumun zarar görmeyeceği şekilde, halkın mevduatlarının buharlaşmayacağı, bankacılık sisteminin çökmeyeceği zaten onu zorla şekilde evet, yapılması ve buna ilgili ben size kitabımda da bununla ilgili belirttim. IMF ve KPMG'nin raporları var. Bunların linklerini kitapta yazdım. Bu raporlar çok enteresan bir tespit yaptılar. Bunu yapan KPMG biliyorsunuz uluslararası çok ciddi bir danışmanlık, mali müşavirlik şirketi. IMF de zaten biliyorsunuz dünyayı domine eden bir kuruluş. Bretton Woods'un son şeyi. Dolayısıyla bu kurumların yaptığı bir analiz sonucunda çıkan tespit şudur. Bağımsız ve milli paranın sistemini incelediler ve bir rapor çıkardılar. Dediler ki bu sistem bir, enflasyonu sıfırlayabilme kabiliyetine sahip bir sistemdir. İki, krizlerin oluşma risklerini inanılmaz derecede düşüren bir sistemdir. Üç, bu çok çok daha önemli. Bugünkü sistemden dönüşüm adına en kolay şekilde yeni sistem olarak bağımsız ve milli paraya geçiş kurgusunu en kolay, en zararsız şekilde yapan sistemdir. Bağımsız kuruluşlar bunu söylüyorlar. Dolayısıyla zamanı geldi. Ne mutlu ki Facebook'un parasıyla, diğer paralarla herkes bunu artık konuşmaya başladı. Ve Facebook'un para çıkaracağını artık ilan etmesinden sonra da merkez bankaları da eyvah dediler. Çünkü bu sefer devletlerin çıkardığı paranın da acaba ihtiyaca veya ihtiyaççı karşılamayacağı ve gereksinimin kalmayacağı riskiyle karşı karşıya kalacaklarını gördüler. Devletin büyük güçlerinden bir tanesini yitirir. Ve G7 çok büyük tehdit. Bir çalışma grubu kurdu. Merkez bankaları nasıl dijital para artık üretebilir ve bu dijital akıma cevap verebilir de etkinliklerini kaybetmezler. Bunu sorguluyor. Noktaya geldiler. Bir sorum vardı. Az önce ona bakıyordum. Hemen onu şimdi size okuyayım. Avukat Hüsnü Ekim diyor ki Türkiye'de ciddi bir para darlığı var. Yükleniciler istikatlarını alamıyor. Bir miktar para basılamaz mı şu anda diyor. Yani basar Merkez Bankası. Çok güzel. Bizim paramı basarız. Çok güzel bir tespit. Bağımsız ve milli para sistemiyle ben cevap vereceğim kendilerine. Karşılıksız basılan para ekonomiyi probleme sokar. Dolayısıyla parayı ekonominizin büyüklüğüne oranlayarak basmalısınız. Şu anda ekonomi daralıyor. Şimdi daralmasının sebebi ama ne? Karşılıksız bugüne kadar basılmış aşırı parayla şişmiş bir ekonomi düzeliyor. Bakın dikkat edin, düzeliyor. Mecburen. Obez şu anda kendi fitleşiyor aslında, evet. Bakmayın. Ve bugünden bunu düzeltmek adına kim tokatı yiyor? Kobiler yiyor. Tabii. Halk yiyor. Vatandaş. Tabii. Devlet. Tabii. Peki bu parayı şişiren kimdi kredi vererek? Ticari bankalar. Peki ticari bankalar bugün bu krizi gidermek adına
Ne yapıyorlar? Onlar güzel güzel karlar yazıyorlar. Piyasaya para sürmeleri lazım. Sürmüyorlar. Tam tersine hatta çekiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız bile kızdı. Niye dedi özel bankalar kredi vermiyorsunuz? Biz kamu bankaları eliyle fonlamaya çalışıyoruz. Aynen. Yani dolayısıyla bakın buradan şunu anlıyoruz. Ekonomiler hiçbir zaman konjüktürlere tabiri caizse paralel olarak alınan kararlarla yönetilmez. Yani siz borsada ne zaman para kazanırsınız? Düştüğünde alınca, çıktığında satınca. Ekonomiyi yönetmek de şöyledir. Eğer tabiri caizse para piyasaya çok sürülmüş ve bundan mütevellit bir enflasyonel bir yapı oluştuğunu görmüşseniz karşı hareket yapmanız lazım. Düzeltmeyi, parayı piyasadan çekerek fiyat düzeltmesini yapmanız lazım. Parasal sıkılaştırma oluyor. Bugünkü dönemde de nasıl daralmış piyasalar? Aslında piyasaya para sürerek düzeltmeniz lazım. Ama bunu bugün yapamıyoruz. Niye? Yapıyoruz ama... Merkez bankaları bunu yapmaya kadir değil. Para hacmine... İşte bunu Merkez Bankası yapıyor, faizle yapıyor. Az önce konuştuk. Bankalarda faiz yukarı çekiyor. Bütün millet mevduata yöneliyor. Mevduata önce paralar bankada birikiyor. Bankada birikince yüksek kredi faizi olunca KOBİ'ler kredi alamıyor. Alsalar da o parayı karşılayamayacak. Üretime dönmüyor. Evet. Oradan hiçbir şekilde üretime dönmeyen parayı, hani üretim yapmayanı, işletme sürmeyeni ortaya, paradan para kazanıp şey yapmış oluyor, ödüllendirmiş oluyoruz. Tabii sistem ki. Sistem bozuk. Aynen. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeyim. Talep bazlı ekonomi yaşıyoruz. Pardon, arz bazlı ekonomi yaşıyoruz. Neden? Tüketiciye veriyoruz krediyi. Tüketici ne yapıyor? Talebini, talep yaratmasına zorluyoruz. Tabii. O talebe cevap vermek için arz yaratılması gerekiyor. Fabrikalar, inşaat şirketleri üretim yapması gerekiyor. Ne yapıyoruz? Bankalardan oraya da kredi veriyoruz. Biraz değil, spiral biraz daha genişliyor. Bu sefer yine tüketiciye krediyi veriyoruz. Üreticinin biraz daha üretmesini sağlıyoruz. Spiral biraz daha genişliyor. O genişledikten sonra biraz daha genişletiyoruz. Biraz daha balon şiştikçe şişiyor. O balonun şişirene kadar peki spiralin ortasında kim var? Ticari bankalar. Halbuki işin matematiği de var Artur Bey. Yani bir ülkede, kredili büyüyen bir ülkede, krediyle, borçla büyüyen ülkede milli gelirin %80'ine geldi mi kredi şişmesi artık işe yaramıyor. İlave büyüme sağlamıyor. Evet, daha az sağlıyor yani. Fayda, marjinal, tabii, marjinal fayda düşüyor. Var. Doğrudur. Dolayısıyla Türkiye şimdi o noktaya gelmiş vaziyette. Hem o noktada hem dış finans bankaları. Sadece Türkiye sıkısında. Değil. Bakın dünya o noktaya gelmiş. Dünyada şu anda aslında bizim krizimizi dışarıdan ayrı yorumlayamayız değil mi? Zaten bunu öyle. Söylemek lazım. Zaten öyle. Bakın bugün Türkiye'de olan şey ne? Bundan 5 yıl önce belliydi. Doların bir gün faizi tabii. artacaktı. Tabii. Doların bir gün faizi arttıkça dolara olan talep artacaktı. Dolayısıyla bu talep ister istemez Türk lirasının değerini düşürecekti. Çok net. Çünkü faiz çok düşüktü. Peki o günden biz niye önlem almadık? Almadık. Biz görüyorduk. Bakın basit. Basit bir ekonomist bunu öngörebilirdi. Ona yönelik aşırı kredilendirmeyi, hele hele yabancı para birimiyle aşırı kredilendirmeyi o günden frenleseydik, bugünkü çöküş demeyelim, dilimiz varmıyor buna ama, bugünkü vuruşu tabiri caizse, bu tokatı, ekonomik tokatı bu kadar sert yemezdik. Sert yemez. Dolayısıyla ekonomi aslına bakarsanız paradan, parayla çok ciddi bir ilişkiye sahiptir. Para hacminizi yönetemedikçe ekonominizi yönetemezsiniz. Çünkü ekonomiyi belirleyen şey fiyattır. Fiyatı belirleyen şey de para hacmidir. Para hacminize hükmedemezseniz ekonominizi hükmedemezsiniz. Başkaları hükmeder. O yüzden para sistemlerini çok iyi tanımak lazım. Çok iyi bilmek ve vücuttaki kan oranı nasıl fazlalaşırsa hastayız, eksikse hastayız. Tabii. Ekonomimizdeki kan oranı da para hacmidir. Bu da söylemiştik geçen program. Kandır aynen. Yani ekonomi o kanıdır. O hacmi yakalamamız lazım. Fazlası hasta eder. Bugün hastayız. O yüzden o hastalığı düzeltmek adına işte piyasadan para çekiliyor. Çekildikçe de bizim canımız acıyor. Peki geçenlerde Trump konuştu ve işte Powell'a yüklendi. Son bu arada 4-5 dakikamız. Şu İsviçre'deki harekette soracağım size kısaca. Tabii ki. Dedi ki işte ben gevşeme yönünde adım atmalarını istiyorum Powell'ın dedi. Diyor ki biz zaten para bastık, gene para basalım diyor. İşte Albert Einstein demiş zaten. Yani
probleme sebep olan evet. düşünce tarzıyla problemi çözemezsiniz. Hala devam ettirmeler. Buna yine Einstein'dan cevap verelim. Bu yanlış. Bu işin doğrusu şudur. Nasıl tarımda, eğitimde, birçok noktada devlet olarak, devletler olarak reformları hep yapıyoruz. 5 yılda bir, 10 yılda bir yapısal reformlara gidiyoruz. Ben şunu soracağım. Bankacılık sisteminde peki niye yapısal reformlara gitmiyoruz? Niye bankacılık sisteminde kaydi para üretimine ve parasal hacmin şişirilmesine orası karşı... işte zurnanın zırt dediği yer alıyor galiba. Niye bunu yapmıyoruz? Birazcık buraya da bir çalışalım. Yani ödevimizi iyi yapalım. İşte o yüzden biz diyoruz ki lütfen herkesi dinleyelim. Herkesi diyaloğa çağıralım. Tartışalım. Doğru yolu bulalım. Yanlışlardan öğrenelim. İsviçre dediniz. Evet, İsviçre'de oradan ne oldu? Son şey bir iki dakikamız. Dünya uyanışta. Sadece orada bu iş değil, böyle parlamentoya gelmiş vaziyette evet, çünkü. İsviçre'de bizim inisiyatifimizle 110 bin imza toplandı ve bu imza sonucunda da %5 imza toplandığı için halktan halk odamasına gidildi. Anayasa değişikliği için. Anayasa değişikliğinde ticari bankaların kaydi para üretiminin önüne geçilmesine yönelik bir karar alınmasını istedik. 9 aylık ciddi bir çalışma. Ben dahi gittim orada. Halk bilgilendirme toplantıları yaptık. Bu dediğim isimler de gittiler oraya bu bilgilendirmeleri yaptılar. Bu sivil toplum hareketiydi. Cebimizde parayla yapmadık bunu. Bir düzeltmek, insanoğlu için bir şeyleri düzeltmek adına yaptık. %50.1 alamadık. Anayasayı değiştiremedik ama %25 aldık. %25 çok iyi. Çok büyük bir oran. Büyük, evet. Ve ondan sonra bütün dünya uyandı. Bakın bugün Türkiye'de İsveç, mesela %25 yapsak bunu işte milyonlar. Evet bakın ha. Bugün İsveç elektronik kron yani İsveç kronunu elektronik olarak üretmek için Merkez Bankası'nda çalışmaları hızlandırdı. Bugün Hollanda meclisine bir kanun daha doğrusu bir düzenleme taşıyor. Demin söylediğim gibi acaba bankalar battığında, paralar battığına göre, tasarruflar battığına göre güvenli bir hesap yapısı merkez bankaları uktesinde kurulabilir mi? Halka bu nasıl açılabilir? Bunun tartışmasını yapmak için kendi işlerinde mecliste bir çalışma grubu kurmaya başladılar. Bununla böyle bir çalışmaya başlandı. Yine buna bağlı İngiltere'de bir çalışma var. Dijital Merkez Bankası parasıyla alakalı. Bunu soracaktım. İngilizler ne yapıyor bu işleri? Aynen. Dolayısıyla bakın Çin'de muhtemelen işe gelecektir. Tabii ki dünya uyanışta. Dünya uyanışta ve biz geride kaldık. Lütfen yani Türkiye olarak devlet buna ön ayak etsin. Biz şahsi olarak buna ön ayak olmaya çalışıyoruz. Doğru yolu bulalım. Bu illa İsveç'in yaptığı değildir. İlla İngiltere'nin, illa İspanya'nın, Fransa'nın oradan buranın yaptığı değildir. Türkiye'de kendi kendimize fendi ekonomistler var, hazineciler var. Topladık bir araya bir sempozyum. Kendimizin doğru sistemini bulalım. Çünkü her bedendeki kan oranı farklıdır efendim. Bu kan oranı da bazen A'dır, bazen B'dir, bazen sıfırdır. Dolayısıyla her ülkenin de para hacimsel ihtiyacı farklıdır. O hacmi nasıl yöneteceğimizi bulalım. Bunun yöntemini çalışalım. Çok teşekkür ediyorum. Biz Türkiye'nin bağımsız ve milli bir para sistemine ihtiyacı var. Kesinlikle. Diyebiliriz bunu. Efendim o paraların üzerinde biliyorsunuz kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi var. Münih'teydim. Bir etkinlik dolayısıyla Portekizli bir gazeteci, yaşı 60'ları bulan yanıma oturdu. Sizin bir lideriniz var dedi. Ben de Türkiye'ye geldim biliyorum falan deyince dedim herhalde yakın zamanda geldi. Ecevit mi, Demirel mi, Tayyip Erdoğan mı diye sıralıyorum. Yok yok dedi 1900 falan deyince Atatürk dedim. Tabii ki dedi Atatürk dedi. Yani Atatürk'ün kıymetini bilelim. Paramızda da Atatürk olduğu için. Çok paramıza doğru. O yüzden kıymet verelim. Haftaya görüşmek dileğiyle.